Kıymetli dostlar, sana göre bana göre önemli şeyler vardır ama bakınız Allah Celle Celaluhu İsra Suresi'nde buyuruyor ki: "Estaizu billah tusabbihu lehus semavatu seb'u vel ardu ve men fihin." 7 kat gökler, yerler, yerlerde ve göklerde olanlar Allah'ı tesbih ederler. Tusabbihu lehus semavatu vel ardu ve men fihin. وَاِمْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. Ne kadar varlık varsa, canlı cansız, ne kadar varlık varsa, her varlık Allah'ı hamd ederek tesbih eder diyor. Kim diyor bunu? Allah Celle Celaluhu. Nerede? İsra Suresi'nde diyor. Demek ki kainatta Allah'a hamd etmek ve Allah'ı tesbih etmek bütün varlıkların ortak görevidir. Allah mı yarattı? Dağı, taşı bile Allah'a hamd ederek tesbih ediyor. وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. Fakat siz onların tesbihini anlamazsınız diyor Allah. Onlar tesbih ediyorlar, siz onların tesbihini anlamazsınız. Rivayet edilir ki, Süleyman Aleyhisselam büyük bir mülke sahipti. Rüzgarlar emrinde, cinler emrindeydi. Mülk ve saltanatı dünyayı kuşatmıştı. Hayvanların dilinden de anlardı. Mihrapta namaz kılacağı zaman, o zamana kadar görmediği bir böcek, bu böcek de ne işe yarar der gibi bir taaccüpte bulunmuş. Böcek döndü Süleyman Aleyhisselam'a dedi ki, sen beni mi beğenmedin? Ben senden daha çok Allah'ı tesbih ederim dedi. O böcek bile, ben diyor senden daha çok Allah'ı tesbih ederim. Çünkü o böcek müteselsilen Cenab-ı Hakk'ı, yani Allah onu öyle kodlamıştır. وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. Her şeyi Allah'a tesbih eder. Öyleyse bu okuduğum ayeti kelimelerden neyi anlıyoruz? Bütün varlıklara Allah bunu kodladığına göre, dağına taşına bunu kodladığına göre insanoğlunun bilinçli bir şekilde tesbih etmesi, hamd etmesi yapılması gereken işler içerisinde en güzel, en şerefli, en değerli iştir. Çünkü Cenab-ı Hak bunu meleklere verdi, dağlara verdi, taşlara verdi, herkese verdi. Biz bunu bilinçli bir şekilde imanımızın gereği olarak yaptığımız zaman sevap alırız. Mesela diyelim ki şu mermerler Cenab-ı Hakk'ı tesbih ederler ama bundan sevap almazlar. O kodlama ile yapılmıştır. Ama insanoğlu öyle değil ki. İnsanoğlu isterse diliyle, kalbiyle tesbih eder, o zaman mükafat alır. Sen ve ben veyahut da bir insan diliyle tesbih etmiyor veyahut da imansız, inançsız bir insandır. Onun da hücreleri Subhanallah ve bihamdi der. Niçin der? Allah öyle kodlamıştır onu. Ama bundan mükafat almaz. Niçin almaz? Çünkü o bilerek, inanarak, kendi iradesiyle gerçekleştirdiği bir şey değil. Tıpkı taşların, dağların, suların tesbihi gibi bir tesbih olur.